Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü'nde 1 Eylül itibariyle denizlerde gırgır tekneleriyle av yasağının kalkacak olması dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'miz özel bir kent olmanın yanında aynı zamanda balıkçılık kenti" dedi. "Çanakkale'miz tarım gibi, sanayi gibi, turizm gibi özel bir kent olmanın yanında aynı zamanda balıkçılık kent. Bugün balıkçılarımız için çok özel bir tören yapıyoruz. Av yasaklarımız akşam itibariyle bitiyor. Tekrar besmele çekiyor. Denizlerimiz açılıyoruz. Çanakkale'miz 671 kilometre sahil uzunluğuyla Türkiye'nin ikinci uzun sahili olan özel bir ilimiz. Çanakkale'miz tarım, turizm, sanayi olduğu kadar bir balıkçılık kent." Konuşmaların ardından bereketli bir yıl olması için dualar edilip kurdele kesildi. Son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar selamlamalarla Kemer Limanı'ndan ayrılarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı. Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gırgır teknelerinin reisleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. As balıkçılık teknesinin kaptanı Görkem Kemerli, "Bu gece saat 12'de hayırlısıyla Ege'ye doğru açılacağız. Hayırlı bir sezon bekliyoruz" dedi. "Bu gece saat 12'de hayırlısıyla Ege'ye doğru açılacağız. Hayırlı bir şeyler bekliyoruz. Bu sene palamut çok güzel görünüyor Karadeniz'de. İşte bir hafta 10 gün içinde bütün Türkiye'de her şey belli olur. Güzel balıkçılık bekliyoruz. Herkesin temennisi o yönde."